Evet, bu derste metnin bölümlerini göreceğiz. Her metnin öyküleyici ve bilgilendirici metinler 3 temel bölümden oluşuyorlar. Birinci bölümümüz giriş bölümü, ikinci bölümümüz gelişme bölümü, üçüncü bölümümüz de sonuç bölümü. Öyküleyici metinlerin giriş bölümünde metnin kahramanlarını, olayların geçtiği yerin ve bazen de olayın kısaca tanıtıldığı bölüme biz giriş bölümü diyoruz. Öyküleyici metinlerin gelişme bölümünde de olaylar genişletilir ve nasıl sonuçlanacağı hakkında ipuçları verilerek okuyucuda merak uyandıran yerlerdir. Öyküleyici metinlerin sonuç bölümü ise merak ettiklerimizin cevabını aldığımız ve olayın nasıl sonuçlandığını öğrendiğimiz yerdir. Evet, şimdi bir hikayemize göre bakalım. Ali Dayı'nın hikayesine. Sırtını güzel bir dağa dayamış küçük bir köy vardı. Bu köyde de bir Ali Dayı vardı. Ali Dayı'yı köyde herkes severdi. Ali Dayı çok iyi bir avcı olup boş zamanlarını avlanarak değerlendirdi. Şimdi bu kısmımız bizim giriş bölümümüz. Nereden anlıyoruz giriş bölümü? Bir kere zaten ilk giriş yapıyoruz. İkincisi ise metnin kahramanını burada tanıyoruz, Ali Dayı'yı. Gene Ali Dayı'nın nasıl biri olduğunu da burada tanıyoruz. Ve olayın küçük bir köyde yaşanacağı bu bölümde anlatılmış. Yani bize kahraman bilgisi verilmiş giriş bölümünde ve yer bilgisi verilmiş. Devam edelim. Bir gün kar yağmış, her taraf bembeyaz olmuştu. Ali Dayı tüfeğimizi omuzladığı gibi ormana doğru yollandı. Derken bir inilti duydu. İnilti karşısında inden geliyordu. İne girdiğinde bir ayı gördü. Ayının ayağına bir diken batmıştı. Onu çıkarmaya çalışıyordu. Ali Dayı tüfeğini yere bıraktı. Ayıya doğru yürüdü. Dikeni ağır ağır çıkardı. Ayı çok rahatlamıştı. Cebinden bir kibrit çıkarıp oraya bir ateş yaktı. Ayı ile ikisi bir güzel ısındılar. Sonra tüfeğini omuzladı ve evinin yolunu tuttu. Ertesi gün Ali Dayı kahveye geldi. Kahvedekilerden birisi Ali Dayı avda bir şey vurabildim mi diye sordu. Ali Dayı vuramadım ama çok güzel bir iyilik yaptım dedi. Adam ormanda ne iyiliği yaptın diye sordu. Ali Dayı ormanda yaptıklarını bir bir anlattı. Adamlar ayının Ali Dayı'ya bir şey yapmamasına şaşırdılar. Ertesi yıl Ali Dayı hastalandı. Onun için artık ava gidemiyordu. Bir gece yatmak için hazırlanırken birden kapı çalındı. Tak tak tak. Bakın burada yani şuradan başlangıcından buraya kadarki kısmımız da bizim gelişme kısmımız. Burada daha çok ne anlatılıyor? Olayın nasıl olduğu ayrıntılı olarak anlatılıyor. Şimdi neye geleceğiz? Girişlik yaptık, gelişme yaptık. Sonuç bölümüne. Sonuç bölümünde hikayenin nasıl sonlanacağını öğreneceğiz. Ayrıca bu gelişme kısmında da zaman kavramı da bize verilmiş. Bir gün kar yağmış. Kar yağdığı bir günden olarak zaman da bize verilmiş olmakta. Ali Dayı kapıyı açınca şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Karşısında geçen yıl yardım ettiği ayı duruyordu. Üstelik pençesinde bir parça bal vardı. Bu Ali Dayı'nın yaptığı yardım karşılığı olmalıydı. Ali Dayı bundan çok duygulandı. Evet, buradaki kısmımız ise bizim de sonuç bölümü. Bu bölümde kapıyı çalanın kim olduğunu ve metnin nasıl sonuçlandığını öğrendik. Şimdi metinlerimizde mutlaka böyle öyküleyici metinlerimizde mutlaka giriş, gelişme ve sonuç bölümü olur. Ve bunlar bu sırada gider. Yani ilk önce sonuç, sonra giriş, sonra gelişme olmaz. İlk önce giriş olur zaten adı üzerinde. Sonra gelişme, en sonunda da adı üzerinde olduğu gibi sonuç bölümü olur. Giriş bölümünde metnin kahramanları, olayın geçtiği yer, bazen de olayın kısaca tanıtıldığı bölümdür. Bazen zaman kavramı da burada verilebilir. Gelişme bölümünde ise olayların genişletilerek anlatıldığı yerdir ve okuyucuya da merak uyandırır sonucunda ne olacağı ile alakalı.
Sonuç bölümünde ise biz o merak ettiklerimiz cevabını alırız. Olayın nasıl sonuçlandığını öğreniriz. Hatta o hikayeden, o metinden çıkarılacak dersler de gene sonuç bölümünde verilmiş olur. Yani biz metinde 3 bölümün olduğunu bilmemiz lazım. Bunların giriş, gelişme ve sonuç bölümü olarak sırasıyla gittiğini bilmemiz gerekiyor. Evet, bu dersi de burada bitirdik. Diğer derste görüşürüz.